Siz de benim gibiyseniz iPhone klavyenizle bolca zaman geçiriyorsunuz demektir. İnternette sayfalarca araştırma yapmak, fikirlerinizi notlamak ve arkadaşlarınızla mesajlaşmak. Hepsi dokunuşlarımıza bağlı ve her dokunuşun bize bir zaman maliyeti var. Onun için bu videoda size iPhone'umda daha hızlı yazmama yardımcı olan kısa yollar ve ipuçlarımdan bahsetmek istiyorum. Böylece daha hızlı yazarak iPhone'daki verimliliğinizi önemli oranda artırırken aynı zamanda bolca zaman tasarrufu da yapabilirsiniz. iPhone'da fiziksel bir tuşa dokunmadığımız için işimiz sıradan klavyeden elbette daha zor. Ancak basit ipuçları ile bile hızınızı kısa sürede arttırabilirsiniz. Tıpkı Tıpkı fiziksel klavyelerde olduğu gibi telefonla hızlı yazmak için ellerinizi kenarda ve rahat bir pozisyonda tutmalı ve her iki baş parmağınızı da olabildiğince kullanmalısınız. Yani ben sürekli küçük akıllı cihazları tercih ediyorum ki bu sayede parmaklarımı daha rahat konumlandırabiliyor ve tuşlar arasındaki ufak seyahat mesafesiyle kolayca hızlı dokunuşlar yapabiliyor. Hızlı yazmayı çoğu kişi gerçekten hızlı dokunuşlar yapmaktan ibaret olduğunu sanıyor. Oysa asıl mevzu doğru dokunuşlarla daha az tıklama yapabilmeyi başarmak. Hadi şimdi bunu başarmamı sağlayan çok ama çok pratik ipuçlarından bahsedelim. iOS klavyesinde rakamları normalde bir dizi gibi burada 1, 2, 3'e tıklıyoruz ve ardından burada rakamları yazıyoruz ve tekrar geri dönüyoruz. Oysa bunu çok daha kısa ve pratik bir şekilde yazdırabilirsiniz. Yapmanız gereken klavyenizi iki elle kullanırken sol taraftan 1, 2, 3'e basılı tutup istediğiniz rakamlara dokunmak ve sol parmağınızı tekrar geri çektiğinizde klavyenin tuş takımının olduğu yere tekrardan kolayca geri dönüş yapabilirsiniz. Burada rakamları bu şekilde kullanabildiğiniz gibi ayrıca isterseniz noktalama işaretlerini de kullanırsınız ki eğer benim gibi noktalama işaretlerini mobil cihazınızda da sıkça kullanıyorsanız bundan da faydalanabilirsiniz. Örneğin tamam mı yazdıktan sonra soru işareti atmak için tek yapmanız gereken 1 2 3'e basılı tutup soru işaretini attıktan sonra sol parmağınızı 1 2 3'ün üzerinden kaldırmak. Bu şekilde rakamlar gibi bütün noktalama işaretlerinde 2 kat daha hızlı ekrana yazdırabilirsiniz. Bahsetmemiz gereken bir diğer kısa yol da nokta kısa yolu. Eğer cümlelerin sonuna nokta koyuyorsanız ki bence koymalısınız. Bu kısa yol gerçekten çok fazla işinize yarayacaktır. Örneğin bir cümle yazdınız. Nokta koymak için şunu kullanmak yerine tek yapmanız gereken boşluk tuşuna iki kere dokunmak ve bu şekilde nokta attığınızda sadece cümlenin sonuna nokta atmakla kalmıyor. Aynı zamanda noktayı attıktan sonra da bir tane ekstradan boşluk atıyor ki böylece siz de yeni cümleye kolayca başlayabiliyorsunuz. Öğrenmeniz gereken bir diğer kısa yol da öncekilerinde olduğu gibi Caps Lock'un efektif kullanımı. Caps Lock'ta da normalde büyük harfle yazmak istediğinizde şuradan basılı tutup istediğiniz büyük harfleri atabilir ve elinizi çektiğinizde tekrardan küçük harflerle yolunuza devam edebilirsiniz. Veya çoğu kişinin yaptığı hatadan biri de büyük harfe basıyor, bir büyük harfi yazdırıyor, sonra tekrar basıyor, sonra tekrar yazdırıyor, sonra basıp tekrar yazdırıyor. Oysa Caps Lock'un işaretine iki kere tıkladığınızda büyük harflerin tamamı aktif oluyor ki böylece istediğinizi işiniz bitene kadar büyük harflerle yazabilir. İşiniz bittikten sonra tekrar basarak küçük harflere kolayca geri dönüş yapabilirsiniz. iPhone klavyenizde çok daha hızlı ve efektif yazmak istiyorsanız kullanmanız gereken bir diğer özellik de kesinlikle sözcük önerileri. Ekranın üst tarafındaki sözcük önerileri sayesinde çoğu zaman bir cümleyi tüm harflerini yazmanıza gerek kalmadan tamamlayabilirsiniz. Özellikle bir metin yazdığınızda gözünüzü şurası yerine şu bölümde tutarak önceden yazmak istediğinize uyumlu sözcükleri seçerek daha hızlı şekilde cümlelerinizi tamamlayabilirsiniz. Tabii burada klavyenizi ne sıklıkta kullandığınız da önemli bir faktör. Çünkü siz aynı ve benzer cümleleri sürekli kurduğunuzda iOS işletim sistemi sizin hangi cümleleri, hangi kelimeleri kullandığınızı öğreniyor ve siz yazarken daha uygun olacağını düşündüğü kelimeleri size otomatik şekilde öneriyor. Klavyenin kendi üzerinde yer almayan ancak basit bir kısa yolla görebileceğiniz bir diğer faydalı özellik de internet sitelerinin alan adı uzantılarını kolayca yazdırabilmek. Bunu da şöyle basitçe göstereyim. Örneğin Burak Göç'ü yazdınız. Burada alan adı uzantısını yazmak yerine nokta işaretine basılı tuttuğunuzda
com.tr.org.edu.net gibi en popüler alan adı uzantılarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin benim blogumu ulaşmak için Burak Göç'ü yazdıktan sonra com'u böylece hızlıca ekrana yazdırabilir. Dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli faktör de aslında yaptığınız hataları hızlıca düzenleyebilmek. Bunun için de iOS klavyesinin ilk nimeti boşluk tuşu yardımıyla imleci ekranın üzerinde istediğiniz bir köşeye taşımak. Aslında bunu zaten birçok iOS kullanıcısı biliyor. Fakat birçok iOS kullanıcısının bilmediği şey aynı zamanda buna benzer işaretlemeler de yapabiliriz. Örneğin tamam teşekkürler cümlesindeki tamamı silmek istiyorsanız tek yapmanız gereken tamamın yanına geldikten sonra diğer parmağınızın yardımıyla işaretleme yapmak. İmleç kaydırma özelliğinden faydalanabileceğiniz bir diğer nokta da şuradaki daha hızlı olur musun cümlesinde hızlıyı mesela yavaş ile değiştirmek istediğinizi düşünün. Şuradan hızlıyı işaretlediğinizde bunu hiç silmenize gerek kalmadan eğer üstüne yavaş yazarsanız otomatik olarak cümlenizi farklı bir anlama hızlıca değiştirmiş olursunuz. Çoğumuz için nostalji haline gelse de T9 klavyem iPhone'da hızlı yazmamı sağlayan hala en güçlü silahım. Bu tuş diziliminden açığa çıkan tutarlı tahminler sayesinde tek elimle bile QWERTY'den kat kat hızlı yazabiliyorum. Nokia 33 onu yaşamamış bir nesilseniz ufaktan buradaki T9'un mantığını da anlatayım. Aslında T9 klavyeyi kullanmak normal QWERTY klavyeyi kullanmaktan çok çok daha basit. Gördüğünüz gibi her bir harf buradaki tuşlara bölünmüş. Örneğin babam yazacağınız zaman sadece harflerin bulunduğu tuşlara tıklamanız, ortaya çıkartmak istediğiniz kelimeyi tamamlama işini klavyenin kendisine bırakmanız gerekiyor. Örneğin Fransızlar Fransız öpücüğüne ne diyor? Gördüğünüz gibi diğer klavyeyle kıyasladığınızda bir de bunu iki elinizle kullandığınızda elbette daha hızlı yazabiliyorsunuz. T9 klavyenin bence en büyük avantajlarından biri de normalde QWERTY klavyeyle bir şey yazmak istediğinizde ekrana bakıyor olmanız şarttır. Fakat bu tuş dizilimine bir kere alıştığınızda artık ekrana bakmıyor olsanız bile hatta cebinizde dahi mesajlarınızı hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Ayrıca diğer klavyeyle kıyasladığınızda bu klavyede tek elinizde yazmak çok çok daha pratik ve çok daha kolay. Zaten Nokia 3310 kullanan nesil bu klavyenin nasıl çalıştığına ve QWERTY'ye kıyasla ne kadar efektif olduğuna hakimdir. Eğer daha önceden hiç bunu kullanmadıysanız da biraz alışma süreci gerekiyor. Fakat alıştıktan sonra emin olun normal iOS'in klavyesine kıyasla çok daha hızlı tuşlamalar yapabileceksiniz. T9 klavyeyi iPhone'unuza yüklemek için Type 9 adındaki uygulamayı cihazınız için satın almanız gerekiyor. Normalde ben bu uygulamayı satın aldığımda fiyatı 14-15 lira gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat dolar kurunun ayyuka çıkmasıyla birlikte şu anda bu uygulamayı 70 liradan satın almanız gerekiyor. Bu uygulama klavyede gerçekten hızlı yazmak istiyorsanız ve özellikle o Nokia 3310 devrini yaşadıysanız neredeyse aynı deneyimi dokunmatik olmasına rağmen iPhone cihazınıza taşıyor. Fakat bahsetmek istediğim bir de ufacık bir kıtır var. Ben bu uygulamayı yaklaşık 4 sene 5 sene kadar önce satın aldım ve uygulama iOS 8'den sonra bir süre uygulama geliştiricisi tarafından kaderine terk edildi. Yeni özellikler bu klavyeye yansıtılmadı, yeni emojiler getirilmedi ve çok ciddi kararlılık ve performans sorunlarıyla karşılaşıldı. Tabii tekrardan kısa bir süre önce denediğimde uygulama geliştiricisinin yeniden uygulamayı sahiplendiğini ve güncel iOS işletim sistemine göre bütün özellikleri kararlı bir şekilde çalışacak vaziyette uygulamaya entegre ettiğini gördüm. Bu arada uygulama Türkçe dilini fazlasıyla destekliyor. Ayrıca klavyenin sözlüğü içerisinde yer almayan Türkçe kelimeleri, örneğin pampa pampik gibi şeyler kullanıyorsanız bunları da zaten aynı iOS klavyesinde olduğu gibi kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Şu an itibariyle bu uygulama gerçekten T9 deneyimini iPhone'a taşımak isteyen herkese hitap ediyor. Ama dediğim gibi 70 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ve ayrıca uygulama geliştiricisi eğer yarın ertesi gün tekrardan uygulamaya kendi kaderine terk ederse
Bu sefer T9 klavye alışkanlığından normal iOS'in kendi klavyesine geri dönmeye çalıştığınızda biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. İhtiyacınız olan tek şey sadece hızlı metinler yazmaksa ve dokunmatik ekranda istediğiniz hızlara çıkmayı başaramıyorsanız iPhone'unuza Bluetooth destekli bir klavyeye bağlayabilirsiniz. Elbette böyle bir klavyeyi sürekli yanınızda taşımak pek akıl kârı değil. Onu kabul etmek lazım. Ama eğer benim gibi uzun uza diye bir şeyler yazmanız gerekiyorsa, bilgisayarınızı yanınızda taşımak istemiyorsanız ve böyle hemen yanınıza alıp götürebileceğiniz bir tabletiniz yoksa, böyle ufak portatif bir klavyeyi taşıdığınızda kesinlikle günü kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Klavyenin kendisi üzerinde yazmaktansa mekanik bir klavyede çok daha uzun bir metni sadece iPhone'unuzu kullanarak yazıp tamamen hazır hale getirebiliyorsunuz. Şahsen iPhone'un bu şekilde harici bir klavye ile kullanılabilmesi benim epey işimi kolaylaştırıyor. Özellikle benim gibi ekstradan bir tablete yatırım yapmak istemiyorsanız sadece iPhone'un bu özelliğiyle bile metinlerinizi kolayca yazabiliyorsunuz. İlk başta o ekranın kısıtlı alanına alışmak sizi biraz rahatsız edebiliyor. Özellikle büyük bilgisayar ekranlarıyla çalışmaya alışkınsanız böyle kibrit kutusu kadarlık bir ekranda metin yazmak pek akıl işi değil. O kadar da ağır olmasın ya. O kadar da gömmeyelim. O kadar da gömmeyelim. Küçük ekrana adapte olmak, o küçük ekran üzerinde metin yazmaya alışmak biraz zaman alıyor ama çok vakit harcamanız gereken bir iş varsa, dokunmatik ekran üzerinde işinizi halletmektense harici bir klavye ile metninizi çok daha kısa sürede hazırlayıp göndermenizi gereken yere gönderebiliyorsunuz. Benim çok fazla hayatımı kurtarıyor ve eminim bir gün bu ipucu mutlaka sizin de hayatınızı kurtaracaktır. Son ipucu elbette bolca pratik yapmak, çünkü bu videoda öğrendiklerinizi gerçek hayatınıza uygulamadığınız sürece sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ağır oldu. Değiştireyim ben bunu. Son ipucu elbette pratik yapmak. Çünkü bu videoda öğrendiklerinizi hayatınıza uygulamak için bir şeyler yapmadığınız takdirde burada öğrendikleriniz gerçek anlamda sizin için pek de bir şey ifade etmeyecek. Aşağıdaki yorum kutucuğu bence bu pratiğe başlamamız için harika bir başlangıç noktası olacaktır. Ayrıca ben de yorumlarınız ve sorularınız için oralarda bir yerde sizi bekliyor olacağım. Unutmadan kanalımdaki diğer öğretkenlik videolarına erişebilmen için de hemen şuraya bir oynatma listesi bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz aşkım. Bebeğim.